Merhaba dostlar. Escape from Tarkov yakın zamanda çok popüler bir oyun olmaya başladı. Ben de yıllardır bu oyunla ilgili içerik üretiyorum. Twitch'te canlı yayında gameplayleri izlemeye gelebilirsiniz. Oyuna çok fazla yeni başlayan oyuncu var. Ben de oyuncular için bir rehber hazırlamak istedim. Yaklaşık 30-35 tane yeni başlayan oyuncular için ipucu kıvamında bir video hazırladım. Umarım hoşunuza gider. İleriki dönemlerde orta seviye oyuncular ve ileriki seviye oyuncular için de bir şeyler yapacağım. Bu videoda bilmediğiniz bir şeye rastlama potansiyeliniz olabilir. Bu durumda da videoya bir beğeni ve bir yorum bırakmanız çok hoş olur. Gameplay izlemek için de Twitch kanalıma hepinizi bekliyorum. Lafı çok da fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Tarkov'da hızlı loot çok önemli. Eşyalara CTRL artı klik ile sırt çantanıza ya da envanterinize alabilirsiniz. Alt artı klik ile de direkt üzerinize kuşanabilirsiniz. Diğer itemler için de bu geçerli. Tarkov'da hızlı loot yapamadığım için öldüğüm o kadar çok fazla durum oldu ki. Aynı şekilde itemlere egzemin yapmak da yeni başlayan oyuncular için oldukça işkence. Sağ tıklayıp egzemine basmak yerine mouse'un orta tuşuna basarak hızlı bir şekilde itemleri araştırabilirsiniz. Hızlı yere atmada yine itemin üzerine gelerek sağ tıklayıp discard demek yerine delete tuşuna basarak hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Alttaki hotbar itemlerinizi koyarak hızlı bir şekilde o itemleri kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey iteminizi pocket ya da yelek kısmına koymak. Oradan sürükle bırak yöntemiyle aşağı çekerek oyun içinde hızlı bir şekilde ilgili tuşlara basarak kullanabilirsiniz. Diyelim ki item modlayacaksınız, silah modlayacaksınız. Yeni başlayan oyuncular için bu durum oldukça kanser edici olabilir. Diyelim ki bu foregrip'i bu SVD'ye takmak istiyorum ama bir türlü takamıyorum. Bu durumda sağ tıklayıp Linked Search'e bakarak o foregrip'e uygun bütün parçaları görebilirim. Handguard lazım olduğunu anlayabiliyorum. Kendi silahıma dönüp bakacak olursam silahımın üzerinde zaten bir handguard var. Ancak halen bu foregrip'i buraya takamıyorum. Demek ki bu handguard'a bir parça takılacak ki bu foregrip bu handguard'a gelebilsin. Mantık olarak baktığınız zaman bu handguard'a bir adet ray gerekiyor. Bu handguard'a takılabilecek rayların da listesine ilgili handguard'a tıklayıp linked search yaparak aşağıdaki guide'lardan, raylardan ihtiyacınız olan herhangi bir rayı alarak işi çözebileceğimizi anlayabiliyoruz. Foregrip bir aya, rayı da handguard'a takarak bu foregrip'i bu silahta kullanma imkanını sağladım. Hideout'ta da crafting table açarak bu ekrana ulaşabilirsiniz. Bomba atma sırası önemli. Daha önce el bombası atıyorum diye flash grenade attığım çok oldu düşmanlara. Eğer iteminiz sol taraftaysa, yani sol taraftaki bomba hangisiyse önce onu atar. Bu durumda önce flash, az önceki durumda önce el bombasını atacaktı. Eğer bu şekilde ise el bombasını atacak. Bir daha G'ye bassanız flash bang'i atmayacak. Ya da bu şekilde ise ne kadar G'ye basarsanız basın atış gerçekleşmeyecek. Oyuna girerken mutlaka bütün silahlarınızı ve ekipmanlarınızı insure'layın. Ne olacağı belli olmaz ki Tarkov çok zor bir oyun. Muhtemelen yeni başlayanlar olarak bol bol öleceksiniz. Insure'dan o kadar çok fazla item geri dönüyor ki ve çok fazla da bir maliyet isteyen bir olay değil. Insure yaparken eğer itemlerin hızlı dönmesini istiyorsanız terapisi de seçebilirsiniz. Biraz daha pahalı olacaktır ama itemleriniz geri gelecektir. 1 milyon rubleyle bir raid'e girip ve o raid'den kaybettiklerinizin geri dönmesi oldukça sevindirici oluyor. Oyuna girmeden önce ortada potansiyel olarak kaç kişiyle karşılaşabileceğinizi harita ekranından görmeniz mümkün. Mesela Woods'ta baktığımız zaman gördüğünüz gibi üst tarafta 8-12 gibi bir rakam çıkıyor. Interchange'de ise 10-14. Bu rakama siz de dahilsiniz. Yani Interchange'e sola girdiğiniz zaman önünüze 13 kişi daha çıkabilir. Bunu göz önünde bulundurun oyun oynarken. Bol bol offline mod girin, antrenman yapın. Bossları arttırın, skav sayılarını arttırın, target and curse'de basarak bütün skavların üzerinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde de silahlarınızı da test edebilirsiniz, oyununuzu da geliştirebilirsiniz. Hızlı level almak oyunda çok önemli. Özellikle düşük level'lar için mekaniğin Gunsmith questline oldukça çok fazla XP veriyor ve hızlı level almanızı sağlayabilir. Bu questline'ı mutlaka değerlendirin. Oyundan lootladığınız eşyaların, değerli eşyaları mutlaka terapiste satın. Çünkü en yüksek meblağı terapist verecektir. Bu şekilde daha fazla kar edebilirsiniz. Yine silahlarınızı satarken de Prapor ya da Scare yerine silahlarınızı mekaniğe satın. Yine silahları bütün olarak sattığınız zaman en yüksek meblağı mekanik verecektir. Ancak dolara ihtiyacınız varsa Peacekeeper'a da satış yapabilirsiniz tabii ki.
Ancak ben en fazla ne kadar kazanabilirim bir silahtan diyorsanız bunun da yöntemi daha farklı. Silahınızı komple söküp parçalar halinde skier'e satabilirsiniz. Ayrıyetten silahın base kalan kısmını yani ana kısmını da mekanik tekrar satın alacaktır sizden tamamen parçasız bile olsa. Gördüğünüz gibi SVD'ye skier 175.872 ruble veriyor. Aynı zamanda silahın base kısmını da mekaniğe sattığımı düşünürsek toplamda 24.854 ruble de o veriyor ve toplamda 200 bin rublenin üstüne çıkıyorum. Halbuki Prapor 177 bin veriyordu. Bol workbench'i kullanın, hideout'ta item craftlayın ve flea market'te satın. Satmasanız bile görev itemlerini craftladığınız zaman bu itemler found in raid olacaktır. Bildiğiniz gibi questlerde bazen raid'de bulunan itemleri istiyor. Bazı quest itemlerini de hideout'ta craftlamanız mümkün. Mutlaka gereğinden fazla teçhizatla oyuna girin. Ne olur ne olmaz. Fazla sağlık malzemesi göz çıkarmaz. Bu malzemeleri mutlaka safe container'ınızda kullanın. Susturucu oyunda gizlilik açısından ve ambushlama açısından oldukça önemli olsa da aynı zamanda farklı yararları da var. Bu M4 gördüğünüz gibi karanlık alanlarda susturucusuz olduğundan dolayı çok fazla ateş ve duman çıkartıyor. Susturucusuz ve M4'te ise bu ateş ve duman yarı yarıya düşmüş durumda ve çok daha net bir şekilde ateş ettiğimiz yeri görebiliyoruz. Özellikle karanlık haritalarda bu çok önemli. Çünkü düşmanı görmezseniz ölürsünüz. Bol bol çeki briki zamanını ayırın. Scav geldiği anda Scav'ı mutlaka değerlendirin. Oyunda kulaklık şart. Şimdi birazcık sessiz kalıp bütün kulaklıkları deneyeceğim ve hangisine en çok verim aldığımı sizinle paylaşacağım. Benim favorim Tactical Sport oldu. Tactical Sport'u kullanıyorum. Onu bulamazsam da Comtech alıyorum. Göstermezseniz kendinizi ölmeniz de bir o kadar zorlaşır. Coverlardan kendinizi göstermeden ateş etmek çok mümkün. Alt tuşuna basıp S'ye basarak yanlardan bu tarz açılardan da yine alt tuşuna basılı tutup W'ye basılı tutarak da bu zor açılardan kendinizi göstermeden ateş yapabilirsiniz. Merminizi öğrenmek için Alt artı T tuşuna basabilirsiniz. Yine envanterinizden mouse'un orta tuşuna basarak hızlı bir şekilde şarjörde kaç mermi kaldığını görebilir. R tuşuna basılı tutarak da hangi şarjörü seçmek istediğinizi belirleyebilirsiniz. El bombaları farklılık gösteriyor. Oyunda şu anda 3 tane patlayıcı el bombası var. Şu anda RGD olanını attım. Bu çok uzağa şarapnel fırlatıyor. Ve hepsinin patlama süresi oldukça farklı. Kimisi 3 saniyede patlarken, kimisi 5 saniyede patlıyor. Karakteriniz bombaları ekranın tam orta hizasından ziyade biraz sağdan atıyor. Bu sayede cover'dan bomba atmanız çok muhtemel. Bunu değerlendirin. Birazcık pratik yapmak gerekiyor ama günün sonunda cover'dan bomba atmak hayatınızı birkaç kere kurtarıyor. Yine bombaları can itemleri gibi aşağı çekebiliriz. Bu durumda ilgili tuşa basarak bombayı elimize alabiliyoruz ve sağ klik yaparak da yavaşça atabiliyoruz. Yine az önce silahta gösterdiğim gibi Alt W ve Alt S tuşlarına basarak da kendimizi göstermeden bombaları atmak mümkün. Bu şekilde düşmanları daha sessiz bir şekilde kıstırıp yok edebiliriz. Hızlı koşarken bomba atmayı çok fazla denemeyin bence. Çünkü hızlı koştuğunuz zaman bomba doğrudan yere düşüyor. Belki birinin sizi takip ettiği durumlarda kullanılabilir ama onun dışında kendinizi öldürebilirsiniz. Buna dikkat edin. Eğilme tuşuna basarak mouse tekerleğini çevirdiğimiz zaman karakterimizin ne kadar eğilebileceğini seçebiliyoruz. Bu sayede her türlü cover'a yatmak mümkün oluyor. Yine yürürken mouse tekerleğini çevirdiğimiz zaman da karakterimizin ne kadar hızlı ilerleyeceğini seçebiliyoruz. Bu da ne kadar fazla ses çıkarttığımızı belirliyor.
Şimdi size taktiksel birkaç tane bilgi vereceğim. Böyle bir durumda düşmanla karşılaştığınız zaman mutlaka cover'dan bomba atın. Cover'a girmediğiniz zaman elinizde bomba varken ateş edemediğiniz için ölüyorsunuz. Daha önce çok defa başıma geldi. Bu şekilde açık pozisyonlarda ateş ederken unutmayın ki düşman da sizi bu pozisyonlardan görüyor ve açık hedefsiniz. Mutlaka cover'dan ateş etmeye çalışın. Ve bir skava baktığınız aynı noktadan bir daha asla aynı noktadan bakmayın. Savaşta ilerlemeden önce can dolduracağınız zaman mutlaka korunaklı bir noktadan bunu yapın. Ve ilerlemeden önce mutlaka bir ağrı kesici için böyle bir durumda düşmanın üzerine koşup ayaklarınızdan vurulsanız bile kırılsa bile ayaklarınız koşmaya devam edebilirsiniz. Hızlı koşarken reload yapamazsınız ama reload'a bastıktan sonra hızlı koşabilirsiniz. Beklenmedik bir düşman karşınıza çıkarsa ateş edemeyeceğiniz için hızlı koşarken cover'a geçmeyi tercih edin. Önünüze beklenmedik bir düşman çıkarsa hip fire'ı kullanın. Tarkov'da hip fire'lar oldukça isabetli. Ayağınız kırılırsa ilerlemeyin ve canı azsa siyaha çevirebilirsiniz görüntüde olduğu gibi. Böyle durumlarda ameliyat kitine ihtiyacınız olacaktır. Mutlaka güvenli bir noktada ameliyat kitini kullanın. Ameliyat kitini kullandıktan sonra tekrar ilgili bölüme can doldurmanız gerekmekte. Haritalarda ilerlerken mutlaka korunaklı çukur, ağaçların ve siperlerin bol olduğu noktalardan ilerleyin. Olabildiğince ses yapmamaya çalışın. Hareket halinde açık hedefken can basmayın çünkü nerede ne zaman düşman olduğu Tarkov'da hiçbir zaman belli olmaz. Böyle durumlarda karşılaşırsanız düşmana kendinizi belli etmeden en iyi atış yapabileceğiniz pozisyona geçin. Başlangıç olarak Mosin çok iyi bir silah çünkü mermileri çok kuvvetli ve zırh delici. Birçok düşmana tek atmanız muhtemel. Wiki çok önemli. Özellikle yeni başlayan oyuncular haritaları pek fazla bilmedikleri için buradan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Hangileri scav çıkışı, hangileri PMC çıkışı, hangileri sürekli açık, hangi çıkıştan çıkmak için ne gerekiyor gibi önemli bilgileri wiki sayfasında erişmeniz mümkün. Haritaları tam sayfa olarak görüntüleyebilirsiniz. Bunu bir ikinci ekranda, hatta telefonda ve tablette bile eğer ikinci ekranınız yoksa değerlendirebilirsiniz. Bir diğer sitede EFT-MKG. Burada da oyun için community tarafından yapılmış haritalar interaktif olarak paylaşılıyor. Buradan da bütün questlerin yerlerini, stashlerin, lootların yerlerini görmeniz mümkün. Aynı zamanda gizli stash demişken de size custom haritasında en azından kırmızı binanın olduğu bölümden doğarsanız karşıya geçerken bulabileceğiniz iki tane gizli zulayı göstereceğim. Custom'sa çok fazla gizli stash var. Diğer haritalarda da tabii ki bunlar var. Bunların nerede olduğunu bulmak için Google'a yazmanız yeterli. İlgili haritalar çıkıyor. Ben hepsini göstermedim. Ancak iki tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de köprüye doğru ilerlerken diğer boruların altında. Birazdan onu da göstereceğim. Buradan çok farklı itemler çıkabiliyor. Bazen çok değerli itemler de çıkabiliyor. Dediğim gibi bütün stashleri göstermeyeceğim ancak bütün hepsini lootladığım bir screenshot'ı göstereceğim. Aşağı yukarı bu stashlerden ne toplayabileceğinizi görebilmeniz için işte bu şekilde loot toplayabiliyorsunuz. Hepsi stashlerden çıktı. Tarkov tamamen seslerle oynanan bir oyun aslında. Hangi zeminden hangi ses çıktığını bilmeniz çok önemli. Mesela suda yürürken, tenekede yürürken, asfaltta yürürken, çalılardan çıkan sesler, ne kadar hızlı koştuğunuz zaman üzerinizde ne kadar ağırlık varsa ona göre değişen sesler, metale bastığınız ya da kırık camlara bastığınızda çıkan seslerden düşmanlarınızın nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Bu tabii düşmanlarınız için de geçerli. O yüzden bastığınız yere toprak deyip basıp geçmeyin arkadaşlar. Tarkov'da bir silah ne kadar çok uzun süre kullanırsanız o silaha ve o silah grubuna ait yetenekleriniz gelişir. Bu durumda da birbirine çok benzer olan silahlar var. Özellikle çok sorulan sorulardan bir tanesi VSS mi kullanmalıyım, asval mı kullanmalıyım? VSS'e baktığınız zaman bunun bir sniper olduğunu, asvala baktığınız zaman da bunun bir Taurus tüfeği, assault rifle olduğunu görebilirsiniz. Soft skill'lerinize baktığınız zaman hangisi daha yüksekse, diyelim ki assault rifle'ınız daha yüksek, onu kullanıp onun bonuslarından yararlanabilirsiniz. Ben de şu anda ikisi de eşit oynayana başladığım için, wipe'dan sonra yani. Mermileri tanımak belki de en önemli vereceğim tip. 012 için güncel mermi tablosunu paylaşıyorum. Burada hangi merminin hangi klasları delip delmediği yazıyor. Diyelim ki 5.56 için Warmish mermi kullanıyordunuz ve kimseyi öldüremiyordunuz. İşte sebebi burada. Çünkü 5.56 mermileri en iyisi M995. Yine bu tabloda hangi merminin hangi zırha ne kadar delip delmediği, ne kadar hasar verip vermediği yazıyor. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bilmediğiniz, yeni öğrendiğiniz bir şeye denk geldiyse mutlaka yorumlarda belirtip bir like bırakırsanız sevinirim.
Diğer Tarkov oyuncularının da bu bilgileri öğrenebilmesi için videoyu paylaşmanızı rica ediyorum. Bol bol Twitch'te gameplay'ler yapıyorum. Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka bölümde tekrar görüşürüz. Hoşçakalın kuzgunlar.